Geçen haftadan Maxwell denklemlerimizi hatırlarsak şuraya bir yazalım. Manyetik alanın divergansı sıfırdı. Bu elektrostatik deki denklemle aynıydı. H alanın körlü bir akımı yaratabiliyordu H alanı. Bir de eğer elektrik alanı değişiyorsa zamanla D alanı, ondan kaynaklı bir H alanı yaratabiliyorduk. D alanının diverjansı 4 pi rho olacaktı. Bu da elektrostatik denklemle yine aynı. Ve E'nin körlü elektrostatikte bu sıfırken Maxwell denklemlerinde elektrodinamikte artık bu 1 bölü C dB bölü dt olarak yazmıştık. Yine elektrostatikten hatırlarsanız elektrostatikte bir manyetik alanın bir vektörel potansiyel alanın körlü, elektrik alanında bir skalar alanın gradyanı olarak yazabiliyorduk. Statik sistemler. Şimdi öncelikle bunların bir dinamik sistemlerde hala geçerli olup olmadığına bakalım. Bu denklem B alanının diverjansı sıfır olduğu için bu bize B'yi herhangi bir vektör alanın körlü olarak yazabileceğimizi söyler. Yani vektör potansiyelin tanımı hala manyetostatik ile aynı. Ancak elektrik alanın körlü sıfır olsaydı bunu bir potansiyelin gradyanı olarak yazabiliyorduk. Burada ise baktığımızda körlü sıfır değil. Dolayısıyla şu denklem artık elektrodinamikte geçerli olmayacak. Bunun yerine yazabileceğimiz yine bir denklem var. Bu denkleme geri dönersek elektrik alanın körlü eksi 1 bölü C D bölü DT B alanı yerine A'nın körlünü yazabiliriz. Ya da zamana göre ve konuma göre türevlerin yerini değiştirdiğimizde bu da eksi kör 1 bölü C DA bölü DT'dir. Bunu diğer tarafa taşıdığımız zaman her ne kadar elektrik alanın körlü sıfır olmasa da elektrik alan artı 1 bölü C ve vektörel alanın zamana göre türevinin körlü artık sıfır olacaktır. Dolayısıyla bu aradaki ifadeyi 1 bölü C DA bölü DT'yi artık bir skalar fonksiyonu gradyanı olarak yazabiliriz. Dolayısıyla bu denklemin E eşittir fi'nin gradyanı eksi işaretiyle bu denklemin elektrodinamikteki versiyonu elektrik alan eşittir eksi bir skalar potansiyelin gradyanı eksi 1 bölü C DA bölü DT olarak belirleyebiliriz. Artık potansiyellerimizi ve potansiyellerimiz cinsinden elektromanyetik alanlarımızı bu şekilde tanımlayacağız. Yine hatırlarsanız manyetostatiğe baktığımızda bunun böyle olduğu için eğer biz bir vektörel potansiyeli alır, buna herhangi bir skalar fonksiyonun gradyanını eklersek bir gradyanın körlü sıfır olduğu için manyetik alan kör A'ya olarak tanımlanmıştı. Bu da bu dönüşüm altında kör A artı gradyan lambda olacaktır. Lambda'nın gradyantının körlü sıfır olduğundan bu yine kör A'ya eşit olacak. Bu da bizim B alanımızdır. Yani herhangi bir manyetik alana karşılık gelen aslında sonsuz tane vektör potansiyel var. Ve bu farklı vektör potansiyellerin arasındaki fark bir fonksiyonun gradyanı şeklinde yazılabilir. Şimdi böyle bir serbestliğimiz var. Şimdi elektrik alana geldiğimizde her ne kadar bu dönüşüm manyetik alanı etkilemiyor olsa da bu lambda dediğimiz fonksiyonu genel olarak konumun ve zamanın fonksiyonu olarak seçebiliriz. Ama eğer bu zamanın bir fonksiyonuysa elektrik alana geldiğimizde şu terimi değiştirmezsek şayet bu terimden dolayı elektrik alanın ifadesi değişecektir. Dolayısıyla her ne kadar bu dönüşüm kendi başına manyetik alanı değiştirmese de elektrik alanı değiştirecektir.
Ama şu terimdeki değişime bakacak olursak 1 bölü C BA bölü DT bu dönüşüm altında 1 bölü C BA bölü DT'ye şu terim artı ekstradan bir terim daha gidecektir. 1 bölü C lambda bölü C'nin türevinin gradyanı. Burada aynı zamanda zamana göre türevi de konuma göre türevin yerini değiştirdik. Dolayısıyla buraya baktığımızda şu terimden fazladan şöyle bir katkı gelecektir. Ama eğer biz fi'yi de değiştirirsek, fi yerine bunu yaparken aynı zamanda fi yerine de fi eksi 1 bölü c d lambda bölü dt yazdığımız takdirde buradan bu terimden gelecek olan yeni katkı bu terimden gelecek olan fazlalığı götürecektir ve elektrik alan yine değişmeyecektir. Yani diyebiliriz ki genel olarak vektörel ve skalar potansiyelleri şu şekilde tanımlayabiliriz. Bunları bu şekilde tanımladıktan sonra herhangi bir fi ve a potansiyeli bulduğumuz zaman bunları fi eksi 1 bölü c d lambda bölü dt a'yı da a artı lambda'nın gradyanti olarak değiştirdiğimiz zaman elektromanyetik alanlar değişmez. Yani a ve fi hangi elektromanyetik alana karşılık geliyorsa şu yeni tanımladığım dönüşmüş fonksiyonlarda aynı elektromanyetik alanlara karşılık gelecektir. Bu dönüşümler ayar dönüşümleri olarak bilinir. Bu serbestlik bize aynı zamanda söyler ki belli bir elektrik ve manyetik alana karşılık gelen sonsuz tane farklı potansiyel bulabiliriz. Aynı elektrik ve manyetik alana karşılık geldikleri için bu sonsuz farklı potansiyel aynı fiziğe karşılık gelecektir. Ayar dönüşümlerimiz vektör alanı alıp vektör a potansiyel artı bir skalar fonksiyonun gradyanti skalar potansiyeli de alıp aynı fonksiyonun zamana göre türeviyle değiştirdiğimizde artık elektromanyetik alan değişmeyecek. Şimdi bakalım bu potansiyeller cinsinden yazdık ama peki bu potansiyelleri nasıl belirleyeceğiz? Bunları da yazalım. B eşittir curl A ve E eşittir A bölü dt. Potansiyelleri bu şekilde tanımladığımız zaman bu Maxwell denklemlerinden ikisini bunu ve bunu çözmüş olduk. Çözmemiz gereken iki tane denklemimiz daha var. Bu çözümleri eğer bu denklemleri yerleştirecek olursak, tabi önce H alanıyla B alanı, D alanıyla da E alanını bir şekilde birbiriyle ilişkilendirmemiz lazım. Şöyle bir malzeme alacağız. B alanı mu çarpı H alanı olsun. Mu sistemin manyetik geçirgenliği. D alanı da epsilon çarpı E alanı olsun. Epsilon dediğimizde elektriksel geçirgenliği. Vakum için boşlukta mu eşittir, epsilon eşittir, 1 olacaktır. Homojen bir sistem olduğunu düşünelim. Homojen bir ortamdayız. O zaman bu denklemlere geri dönecek olursak, B alanının körlü 4 pi bölü mu c, j artı 1 bölü mu c, dd bölü dt olacaktır. Önce bu denklemle başlayalım. Şimdi potansiyeller cinsinden buradaki manyetik şuraya da epsilon'u yerleştirirsek B alanı içinde epsilon şurası mu yukarıda şimdi elektrik E ve B alanının
potansiyeller cinsinden ifadesinden önce bir curl A'yı hesaplamamız lazım. Bunu yine indeks notasyonu kullanırsak bunun i bileşeni epsilon ijk del bölü xj'ye göre türev epsilon klm xl'ye göre türev am. İki tane epsilonun çarpımı var. Bunları çarptığımızda i l j m eksi i m j l xj ve xl'ye göre türev am. Buradan çarparsak bununla çarptığımızda i bileşeni xl'ye göre türev xi'ye göre türev olacak. O gradyantın i bileşeni olacak. J ile M'de A'nın diverjansının gradyantını alıp bunun i bileşenini alacağız. Eksi buradan da A'nın i bileşeninin Laplacian'ı gelecek. J ve L eşit olduğunda bu bize Laplacian operatörünü verecek. M'de i'ye eşit olacakmış. Dolayısıyla bu A'nın körlünün i bileşeni şu vektörün i bileşenine eşit. Bunu alıp buraya yerleştirdiğimiz zaman A'nın diverjansının gradyanı eksi A'nın Laplacian'ı eşittir 4 pi mu bölü c j artı mu epsilon bölü c. E'nin T'ye göre türevine baktığımızda elektrik alanın ifadesi bu. Zamana göre türevini aldığımızda eksi 1 bölü C D kare A bölü DT kare eksi Fi'nin T'ye göre türevinin diverjansı. Bunu biraz düzenleyecek olursak ne yapalım? Bu terimi olduğu gibi buraya alalım. Ya da şu terimi olduğu gibi öbür tarafa alalım. Burası eksi, öbür tarafa geldiğinde artı olacak. Mu epsilon bölü c kare d kare bölü dt kare eksi bu terim burada kalsın. A eşitmiş. Geriye neler kaldı? Bir bu kaldı. 4 pi mu bölü c j. Bir de şu terimle bu terim kaldı. İkisi de bir gradyant. Gradyantları da bir araya toplarsak gradyant A'nın gradyantı artı mu epsilon bölü c dfi bölü dt'nin gradyantı şeklinde yazabiliriz. Yani t kare buna eşitmiş. A'nın ve Fi'nin sağlaması gereken denklemlerden biri bu. Yine elektrostatikle kıyaslayacak olursak, elektrostatikte ne yapmıştık? Zamana göre türevlerin hepsi sıfırdı zaten. A'nın Laplacian'ı eşitti bu terime. Bu terim zaten vardı. Şu terim zaten sıfır. Bir de ekstradan böyle bir terimimiz gelmişti. Ama yine hatırlarsanız A'yı istediğimiz bir fonksiyonun körlüğüyle, gradyantıyla değiştirebileceğimiz için, A'ya bunu ekleyebileceğimiz için bu fonksiyonu öyle seçiyorduk ki A'nın diverjansı sıfır olacaktı. Bu terimle gitmişti. Elektrostatikteki denklemi elde ediyoruz. Bu denklemlerden biri. Şimdi gelelim diğer denklemimize. Bu denklemi sağlamamız için o denklemin çözümünü bulmamız lazım. A için bu denkleme gelirsek D yerine epsilon E yerleştirebiliriz. Eşittir. 4 pi rho olması lazım. E'nin ifadesi burada var. Epsilon eksi Fi'nin Laplacian'ı eksi 1 bölü C D bölü DT A'nın diverjansı. Eşittir. 4 pi rho ya da eğer bunu öbür tarafa atalım.
Bunu da bu tarafa getirelim. Epsilon'a bölelim. Eşittir. Eksi 4 pi bölü. Eksi epsilon bölü c. D bölü dt. Diverjans a şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu ayar dönüşümü yapma serbestliğimizi kullanarak biliyoruz ki belli bir elektrik ve manyetik alanı karşılık gelen sonsuz tane vektör potansiyel ve skalar potansiyel var. Bunlardan hepsini değil de sadece özel bir tanesini seçebiliriz. Deriz ki biz öyle bir A'nın diverjansı sıfır olursa burası yine bizim Coulomb denklemimiz. Coulomb denkleminin çözümü. Daha önce detaylı bir şekilde inceledik. Fi bu sefer artık zamana da bağımlı olabilir. Fi t eşittir. D küpre rho r üssü t bölü r eksi. R üssü gibi çözümümüz olacak burada. Bu çözüm olup buraya yerleştirebiliriz. Burada fi yerine. Şu terim zaten yine sıfır. Geriye kalan ifade sadece A cinsinden bir ifadedir ve A vektör potansiyelini de bulabiliriz. Bu ayara, bu tercihe Coulomb ayarı diyeceğiz. Olası ayarlardan biri. Görünen bu ayarın görünen şöyle bir problemi var yalnız. Dikkat ederseniz R noktasındaki potansiyeli belirlerken aynı andaki R üssü noktasındaki yük dağılımına ihtiyacımız var. Yani ben şuradaki yük dağılımını değiştirdiğim zaman dünyanın öbür ucundaki potansiyel, yarattığı potansiyel aynı anda değişiyor. Oysa biliyoruz ki bu Einstein'ın görelilik kuramına göre bu mümkün değil. Herhangi bir bilginin iletilmesi belli bir zaman alması gerekir. Ama şunu da hatırlayalım. Bizim için fiziksel olan nicelikler fi ve A'nın kendisi değil, elektrik ve manyetik alandır. Ve bu ayarı kullansak bile her ne kadar elektrostatik potansiyel sanki anında etkileri iletiyormuş gibi görünse de elektrik ve manyetik alanı hesaplamaya kalkarsanız yine elektrik ve manyetik alanların değişimi, zamanla değişimi yine belli bir hızda gerçekleşecektir. Burada bir şeyi değiştirdiğim zaman başka bir yerdeki elektrik alanı ve manyetik alanın değişimi belli bir zaman alacaktır. Bu bilginin buradan öbür tarafa gitmesi için gereken zaman kadar sonra değişecektir. Şimdi bu denklemi biraz daha değiştirebiliriz. Şimdi buna baktığımız zaman bu denklemle şu iki denklem birbirinden çok farklı görünüyor. Ama şuna bakalım. İki tarafa da fi'nin mi epsilon bölü c kare zamana göre ikinci türevini çıkarayım. Eksi mi epsilon bölü c kare zamana göre ikinci türev fi eşittir. Eksi 4 fi bölü epsilon rho eksi zamana göre birinci türevleri dışarı aldık. Alalım 1 bölü c. D bölü dt. Derlat a artı mi epsilon bölü c kare d fi bölü dt. Şu terim ve buradaki terim aynı terim, iki taraflı da aynı terimi eklemiş ya da çıkarmış oldum. Şimdi bu halde bakarsam bu denkleme, iki denklemde buraya baktığımda mu epsilon bölü c kare zamana göre ikinci türev eksi Laplacian operatörü vektör potansiyeli uygulanıyor. Burada da aynı ifadem var. Eşittir bir kaynak. Burada vektör potansiyeli için akım, elektrik akımı, skalar potansiyeli için yük yoğunluğu, bunu yaratan kaynak. Eksi şu ifadeye, iki tarafta da aynı ifadeye bağlı bir şey. Şimdi şeyi de biliyoruz. İstediğimiz gibi böyle dönüşümler yapabiliriz. Şimdi bu dönüşümler altında bu ifadenin nasıl değiştiğine bakacak olursak artı mu epsilon bölü c kare del fi bölü dt bu dönüşüm altında A bir potansiyelin diverjansı kadar değişecekti ayar dönüşümünde. Artı mu epsilon bölü c kare d bölü dt fi eksi 1 bölü c d lambda bölü
dt. Bu da bize eşittir dot a artı mu epsilon. Bu c olacak. C'lerden biri çünkü dışarıdan. Mu epsilon bölü c d fi bölü dt. Aynı terim. Artı lambda'nın Laplace yanı eksi mu epsilon bölü c kare d kare lambda bölü dt kare. Şimdi baktığımızda bu ifadeyle başladık. Artık belli bir vektör ve skalar potansiyelimiz bulduk diyelim ki. Bu o vektör ve skalar potansiyeli için şu ifadenin belli bir değeri var. Bu dönüşümü yaptık. O değeri artık yeni bir katkı geldi. Ve buradaki lambda herhangi bir fonksiyon olabilir. Ve biz lambdayı öyle seçebiliriz ki bu ifadenin toplamı sıfır olabilir. Eğer bu toplam sıfırsa ben ilk başta bulduğum vektör ve skalar potansiyellerle çalışmak yerine bu ayar dönüşümü sonunda elde ettiğim vektör ve skalar potansiyelleri inceleyebilirim. O skalar potansiyeller için şu terimler sıfır olacağı için çok daha basit denklemlerim olacaktır. Mu epsilon bölü c kare d kare bölü dt kare eksi lambda kare. Bu operatör fi'ye ya da vektör potansiyeli uygulanabilir. Eşittir 4pi fi'ye uygulanırsa rho bölü epsilon, vektör potansiyeli uygulanırsa mu bölü c elektrik akımı verecektir. Ve skalar potansiyel veya vektör potansiyelin her bir bileşenin sağladığı denklem birbirinin aynısı olacaktır. Şimdi bu ayara, yani öyle bir vektör potansiyel seçeceğim ki buradaki vektör potansiyelden A'nın diverjansı artı mu epsilon bölü c d fi bölü dt eşittir sıfır ayarına Lorentz ayarı adı verilir. Vakumda düşünürse, yani mu ve epsilonun 1 olduğu durumda, bu durumda bu eşitlik hangi referans sistemine gidersek gidelim hep aynı olacaktır. Yani Lorentz simetrisini sağlayacaktır. Bu sebepten dolayı buna Lorentz ayarı adı verilir. Vakumda değil de belli bir ortamdaysak o zaman bu referans sistemine bağlı bir ayar olacaktır. Ama zaten belli bir ortamımız varsa artık bütün referans sistemlerinin birbirine eşitliğinden bahsedemeyiz. Özel bir referans sistemi vardır. O da malzemenin durduğu referans frame, ortamın durağın olduğu referans frame ve bu o referans frame'de sıfır olacaktır. Ve biz de vektör ve skalar potansiyellerimizi yine o referans sisteminde bulmuş olacağız. Böylece bu denklemi sağlayan vektör ve skalar potansiyellerini şayet bulursak o zaman şu iki denklemi de çözmüş oluruz. Şimdi gelelim bu denklemin ne olduğuna. Bu denklemi diğer derslerimizden hatırlarsanız aslında bir dalga denkleminden başka bir şey değildir. Şimdi önce bazı tanımlar yapalım. Bu mu epsilon çarpanına onun karekökünü n diye bir şey tanımlayacağım. Daha sonra göreceğimiz gibi bu n aslında ortamın kırma indeksinden başka bir şey değildir. V diye bir hız tanımlayacağım. C bölü n olacak. O zaman ben bütün bu denklemleri eksi 1 bölü v kare d kare bölü dt kare bir fonksiyon fi, bu skalar potansiyelim olabilir ya da vektör potansiyelin herhangi bir bileşeni olabilir. Bir de buna boş herhangi serbest yükün olmadığı bir durumda bakalım. O zaman bu eşittir sıfır olacak. Serbest yükler yok. Serbest yüklerin olmaması lazım. Bunu bir de basitleştirmek için biraz tek boyutta incelersek.
D kare bölü D x kare. X'e göre ikinci türü. 1 bölü D kare. D kare bölü DT kare. Fi eşittir 0 denklemidir. Ve bu denklemin en genel çözümü fi eşittir f, f1 x eksi rt artı f2 x artı vt olarak yazabiliriz. F1 ve f2 herhangi iki fonksiyon olmak üzere. Bu çözümün, bu denklemi böyle tanımlanan bir fonksiyonun bu denklemin gerçekten çözümü olduğunu göstermek için ikinci defa türevini alalım. Önce x'e göre ikinci defa türevini alalım. Bu ifadenin x'e göre ikinci türevi, her türevi önce f1'in türevi çarpı içindeki ifadenin türevi olacaktır. Ama içindeki ifadenin x'e göre türevi bir sabit getirecek, 1 getirecek. Dolayısıyla bu fonksiyonun x'e göre ikinci türevi, f1'in ikinci türevi argümanına göre x eksi vt artı f2'nin ikinci türevi x artı vt. Şimdi burada türevden kastettiğim f1'in türevini alıyoruz. Sonra türevi aldıktan sonra elde ettiğimiz ifadede argümanına x eksi vt'ye yerleştiriyoruz. Burada da aynı şeyi x artı vt yerleştirerek yapıyoruz. Şimdi t'ye göre türevini alacak olursak. Şimdi t'ye göre her türev yine zincir kuralını kullanırsak. Önce f1'in t'ye göre bütün argümanına göre türevi çarpı argümanının t'ye göre türevi. Argümanının t'ye göre türevi f1'de eksi v getirecek, f2'de artı v getirecek. Ama her bir türev bir tane iki tane bunlardan getireceği için ikisi de v kare f1'in türevi x eksi vt artı f2'nin türevi x artı vt olacak. Şu ifade ise fi'nin x'e göre ikinci türevinden başka bir şey değil. V kare d kare fi bölü dx kare. Buradan da bu şekilde tanımlanan bir fonksiyon için o fonksiyonun x'e göre ikinci türevi eksi 1 bölü v kare fi'nin aynı fonksiyonun t'ye göre ikinci türevi eşittir 0 olması lazım. Bu da bizim Lorentz ayarımızın ifadesiydi. Peki buradaki f1 ve f2 neye karşılık geliyor? F1 fonksiyonuna bakalım. F1 x fonksiyonu. X'e göre türevi. Şu şekilde verilmiş olsun. Bunu aynı zamanda f1 x eksi v 0 olarak düşünebiliriz. Yani bu t eşittir 0 anında f1 x eksi vt'nin grafiği bu şekilde verilsin. Belli bir t büyük 0 anında ne olacaktır? Belli bir x'teki değeri, şu noktadaki değeri, şuraya baktığında t 0'dan büyük olduğu için artık x'teki değeri x eksi vt'deki değerine, yani t büyük 0 için x eksi vt'deki değerine eşit olacaktı. Mesela diyelim ki t eşittir 1 saniye alalım. V eşittir 4 metre bölü saniye olsun. Bizim buradaki x değerimizde 10 metredeki değeri t eşittir 0 anındaki 10 eksi işte 4 çarpı 1 4 eşittir 6 metredeki değerine eşit olacaktır. Yani buradaki değeri işte 6 metre önce şurasıysa burası 6 metre olsun. Bu noktadaki değeri neyse şu noktadaki değeri de olacaktır. Tepe noktasına bakalım. Misal burası 7 olsun. Şurası 11 olsun metre. T eşittir 1 saniyede 11 metredeki değeri 11 eksi 4 7 şu tepe noktası da tam buraya gelecektir. Yani şekil olduğu gibi taşınmış olacaktır.
hiç deforme olmadan şekil neyse olduğu gibi taşınacak. T ilerledikçe bu da olduğu gibi yine hareket edecek. Ve dikkat ederseniz bu tepe noktasının 1 saniyede kat ettiği yol 7'den 11'e 4 metre. Yani bu 4 metre bölü saniye bu dalga şeklinin herhangi bir noktasının hareket hızından başka bir şey değil. Bu yöne V hızıyla hareket eden bir dalgadır F1. F2'ye baktığımızda Fi F1 x eksi vt artı F2 x artı vt'dir. F1 artı x yönünde hareket eden bir dalgayken F2 v'nin işareti ters olduğu için eksi v yönünde hareket eden bir başka dalgadır. Bu iki dalganın üst üste binmiş halidir en genel çözümü. Tabii bizi genelde ilgilendiren çözümler böyle herhangi bir dalgaya bakmaktansa harmonik dalga dediğimiz işte kosinüs bir sabit k diyelim x eksi vt ya da sinüs k x eksi vt şeklindeki dalgalara bakabiliriz. Artı ya da eksi. Bunlar sonsuza kadar tekrar eden dalgalardır. K dalga sayısı dediğimiz bir sayıdır. Dalga boyunu tanımlayabiliriz bir dalga için. Dalganın tekrarlanması için geçen süre, yani ne kadar bir tarafa ilerlersem dalga tekrardan tekrarlanmaya başlar. Ve bu süreyi belirlemek için K çarpı lambdanın x'i lambda kadar arttırırsam K bu ifade K çarpı lambda kadar artar. Biliyorum ki sinüs ve kosinüs fonksiyonları 2pi kadar değişirse birbirini tekrarlamaya başlayacaktır. Bu 2pi'dir. Dolayısıyla dalga boyu cinsinden K 2pi bölü lambda olarak yazabiliriz. Dalganın frekansı, yani zaman içerisinde nasıl sallanıyor? Bu da KV'dir. Ya da periyodu cinsinden 2pi bölü T olarak yazabiliriz. Şimdi sinüs ve kosinüslerle niye ilgileniyoruz? Çünkü Fourier teoremi bize diyor ki herhangi bir fonksiyonunuz varsa herhangi bir fonksiyonu uygun katsayılarla sinüsler ve kosinüsler cinsinden yazabiliriz. Tabii bu fonksiyon bütün reel eksen üzerinde tanımlıysa o zaman bu toplamlar integrale dönüşecektir. Yine biliyoruz ki sinüs ve kosinüslerle çalışmak yerine eksponansiyellerle de çalışabiliriz. X eksi vt artı dk e üzeri i k x artı vt. Eksponansiyellerle de yine çalışabiliriz. Şimdi bu tek boyuttaki argümanımızdı. 3 boyuta genelleştirirsek bu eksponansiyelleri e üzeri i k x eksi ya da eksi i k x eksi omega t olarak yazabiliriz. Buradaki işaretin çok fazla bir önemi yok. Eksi ya da artı almanızın çok fazla bir şeyi değiştirmez. Buradaki yine k bu sefer dalga vektörüdür. 3 boyutu geçtiğimizde bir sayıdan bir vektöre dönüşmüştür. Bu x, r. Omega yine bu dalganın frekansıdır. Ve herhangi bir çözümü bunların üzerinden bir integral olarak yazabiliriz. Dalga vektörleri, frekanslar, böyle 2pi üzeri 4 fi tilde koyalım. K omega e üzeri i k r eksi omega t. Dolayısıyla biz bu eksponansiyel dalga, bu şekilde yazılan dalgaları inceleyerek oluşturabileceğimiz bütün dalgalar hakkında bir fikir sahibi olabiliriz.
Şimdi bu dalgalar genel olarak düzlem dalgası. Olarak adlandırılırlar. Düzlem dalga denmesinin sebebi herhangi bir sabit k vektörü için bunun sabit olduğu noktaların tamamı bir düzlem belirler. Dolayısıyla aynı faza sahip olan noktaların tümü bir düzlemdir. Ve bu vektörün hızının yönü k ile aynı yöndedir. K bunun hızının doğrultusunu belirtir. Ve bir düzlem olarak ve bu düzlem aynı zamanda K vektörüne de diktir. Bir düzlem olarak bir yerden bir yere doğru hareket eder. Şimdi gelelim bizim dalga denklemimizin çözümüne. Yine yazacak olursak mu 1 bölü v kare d kare bölü dt kare eksi Laplacian fi eşittir sıfırdı. Şimdi böyle bir düzlem dalganın şu denklemin çözümü olabilmesi için yerine yerleştirdiğimizde t'ye göre her bir çözüm, her bir türev bir eksi i omega getirecektir. İki tane türev aldığımızda eksi omega kare bölü v kare gelecektir. X'e göre her çözümde ya da r'ye göre her gradyantta bir k faktörü i çarpı k getirecektir. İki tane aldığımıza göre iki tane i k faktörü gelecek. Dolayısıyla o da artı k kare olacaktır. E üzeri i k x eksi omega t eşittir sıfır olması lazım. Bu da bize dalga vektörüyle frekansı arasındaki bağıntıyı verir. Bu bağıntıya dispersiyon ya da dağılma bağıntısı adı verilir. Yani bir şunu yazarken burada bu yazdığımız ifadede k ve omega birbirinden bağımsız değişkenler olarak düşünüldü. Ama bunu yazarken burada sadece şu bağıntıyı sağlayan k ve omega değerlerini almak zorundayız. Yani şu içerideki fonksiyon fi tilde dediğim, fi'nin Fourier transformu dediğim fonksiyon, eğer k ve omega değerleri şu değeri sağlamıyorsa o zaman sıfır olmak durumunda. Sadece k ve omega o değeri sağlıyorsa sıfırdan farklı bir değer olabilir. Şimdi bu bağıntıyı sağlayan bir k ve omega değerleri için düşünürsek o zaman vektör potansiyeli mi ve skalar potansiyeli mi? A eşittir. Bir A0, bir genliği. E üzeri i kare eksi omega t. Fi eşittir. Fi 0. E üzeri i kare eksi omega t olarak yazabilirim. Şimdi buradaki A0 ve fi 0 dediğimiz genlikler birbirlerinden bağımsız değillerdir. Çünkü hatırlarsanız biz fi ve A için bir dalga denklemini elde ederken bir koşul koymuştuk. Bir ayar koşulumuz vardı. Çözümlerimiz de bu ayar koşulunu sağlamak zorunda. Bu ayar koşulunu yerleştirdiğimizde A'nın gradyantını aldığımızda X'e göre türevdir, R'ye göre türevdir, R'ye göre türevde bir İK faktörü getirecektir. İK nokta A0 E üzeri I kare eksi omega t artı mu epsilon bölü c. Fi'nin t'ye göre türevini aldığımızda bir eksi i omega getirecektir. Eksi i omega e üzeri i kare eksi omega t eşittir sıfır olması lazım. Yani buradan da a, burada tabii bir tane de fi sıfır var. Şimdi şöyle bir şeye de dikkat edin. Prensip olarak fi ve a birbirinden bağımsız denklemler sağlıyor. Dolayısıyla fi için seçtiğim dalga vektörü ile a için seçtiğim dalga vektörü birbirinden farklı olabilir. Frekansları da birbirinden farklı olabilir. Ama
O zaman buraya koyduğumda buradaki üstel ifade ile buradaki üstel ifade birbirinden farklı olacağından bu eşitliği sabit bir nokta uzay, sabit bir konum ve zamanda sağlasak bile eğer k ve omega farklı değerler alıyorsa bu iki üstelde farklı noktalarda ya da farklı zamanlarda bu denklemi sağlamamız mümkün değil. Dolayısıyla hem vektör potansiyel ve skalar potansiyel için seçtiğim k ve dalga vektörü ve frekans mutlaka aynı olmak zorunda. Şimdi burada üstelleri sadeleştirebilirim. Üstelleri sadeleştirirsem, i'leri de sadeleştirdiğim zaman a0 ve fi0 arasında şöyle bir bağıntı olmak zorunda. Omega fi0 eşittir 0 olmak zorunda. Bu benim ayar koşulumun bu çözümler için getirdiği bir sınırlama. Şimdi vektör ve skalar potansiyel için bir çözüm buldum. Şimdi bunlara karşılık gelen elektrik ve manyetik E ve B alanlarına bakalım. Ne olacak? Şimdi manyetik alan direkt bu A'nın curl'ü. Curl dediğimiz şey konuma göre türev ve biliyoruz ki konuma göre türev bir İK faktörü getirecek. Dolayısıyla bu İK vektörel çarpım A0 E üzeri İK ve eksi omega t. İlk başta hemen söyleyebileceğimiz bir şey. Bu bir vektörel çarpım olduğu için elde ettiğimiz vektör A0 ve K'ya diktir. Bu bize diyor ki manyetik alan bu elektromanyetik dalganın hareket yönüne dik bir yöndedir. Gelelim elektrik alana. Elektrik alan ifademiz, potansiyeller cinsinden ifademiz burada. Yine gradyent operatörü x'e göre türev hep bir k getirecektir. Zaman i k getirecektir. Zamana göre türev de hep bir eksi i omega getirecektir. Yerleştirdiğimiz zaman eksi i k fi 0 artı 1 bölü c i omega a0 e üzeri i kare eksi omega t olarak yazabiliriz. Şimdi ayar bağıntımız var. Ayar bağıntımız bize diyordu ki burada aslında fi 0 için çözecek olursak fi 0 eşittir c bölü mu epsilon omega k skalar çarpım a0'dır. Buraya yerleştirelim. Bu i'yi dışarı al, eksi i'yi dışarı aldık. K çarpı k a0 c bölü mu epsilon omega eksi 1 bölü c omega a0. Ya da şu faktörü de dışarı alacak olursak burada eksponansiyelimiz var tabi. Eksi i çarpı c bölü mu epsilon omega k k ile a0'ın skalar çarpımı eksi mu epsilon bölü c kare omega kare A0 omega t. Şimdi c kare bölü mu epsilon'a şuradan dikkat ederseniz c bölü kare kök mu epsilon dediğimiz şey v'ydi. Dolayısıyla mu epsilon bölü c kare 1 bölü v kare ve omega kare bölü v kare de
kakareden başka bir şey değil. Dolayısıyla şu ifadenin tamamı k'dan k'dır. Şimdi vektörel özdeşliklerimizi hatırlarsak a vektörel çarpım b vektörel çarpım c eşittir b ac eksi c ab. Bununla bunu kıyasladığımız zaman b vektörü yerine k gelmiş, a vektörü yerine k gelmiş, b vektörü, c vektörü yerine de a0 gelmiş. O zaman bunu ve bu iki terimi de elde etmiş oluruz. Dolayısıyla elektrik alanın kendisi eksi i c bölü mu epsilon omega. A, b vektörü yerine k'ydı, a vektörü yerine k'ydı yine. K vektörel çarpım k vektörel çarpım a0 e üzeri i kare eksi omega t olarak yazabiliriz. Yine elektrik alanın yönüne bakacak olursak k vektörüyle başka bir vektörün vektörel çarpımı, dolayısıyla elektrik vektörü her zaman için k vektörüne dik. K vektörüne dik ol, k vektörü de hareket yönlü olduğu için elektrik alan da nasıl ki manyetik alan hareket yönüne dikti, elektrik alan da manyetik yönüne hareket yönüne diktir. Ayrıca dikkat ederseniz burada k vektörel çarpım a0 ve eksponansiyel faktörümüz vardı. Bu ise manyetik alandan başka bir şey değil. Dolayısıyla bunun yerine eşittir. Şimdi şu ifade yerine buradan iki tarafı da i ile çarpacak olursak eksi i eksi c bölü mu epsilon omega k vektörel çarpım b elde edebiliriz. Ve bu da bize diyor ki elektrik alan k vektörüne dik, aynı zamanda b vektörüne de diktir elektromanyetik. Eğer yükün olmadığı bir ortamda. Eğer k vektörünü bu yönde gösterirsek b vektörünü aşağı yönde gösterirsek k vektörel çarpım b tahtaya düzleminin içine doğrudur. Eksi işaretinden dolayı dışarı doğru olacaktır. Elektrik alan da bu yönde olacaktır. Bunların üçü de birbirine dik. Birbirine dik sahilde bir sistem oluştururlar. Şimdi bu denklemi kullanarak B alanını E alanı cinsinden de yazabiliriz. İki tarafı da K vektörüyle çarpacak olursak eşittir eksi C bölü mu epsilon omega K vektörel çarpım K vektörel çarpım B eşittir eksi C bölü mu epsilon omega. Yine şu vektör özdeşliğini kullanırsak bu K yönünde K dot B eksi B yönünde K kare kadar olacaktır. Ama biliyoruz ki K ile B vektörleri birbirine dik. Dolayısıyla şurası 0 olacak. Buradan da bunları silelim. K vektörü de elektrik alanının çarpımı eşittir C bölü mu epsilon omega K kare B ya da B eşittir K çarpı E. Şimdi K kare yerine de istersek şu ifadeyi de yerleştirebiliriz. C bölü mu epsilon omega omega kare bölü C kare mu epsilon. Mu epsilonlar sadeleşti. Omegalardan biri gitti. C'lerden biri sadeleşti. C bölü omega K vektörel çarpım E. Manyetik alanda elektrik alan cinsinden istersek bu şekilde yazabiliriz. Hem elektrik hem manyetik alan hareket yönüne dik olduğu için
Elektromanyetik dalgalara genelde enine dalgalar veririz. Hareket doğrultusunda herhangi bir bileşenleri yoktur. Burada bir ara verelim. Şu anda elektromanyetik dalgaları herhangi bir ortamda nasıl davranacağını biliyoruz. Nasıl hareket edeceklerini. Doğal olarak sorulabilecek sorulardan biri de eğer bu elektromanyetik dalgalar bir ortamdan başka bir ortama geçerse nasıl davranacaklar? Gelecek dersimizde onu incelemeye devam ederiz.